Annelerimize sağlık afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi ömürlerini hayırlı eyle. İşlerinde başarılı eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Erhamer Rahimin. Sofralarımızı bereketli eyle. Hanelerimizi huzurlu eyle. Çoluk çocuğumuzu imanlı, ibadetli, ahlaklı eyle. Ya Rabbi bir daha bela, musibet bizlere gösterme. Deprem, zelzele gibi büyük afetleri bizlere uğratma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Erhamer Rahimin. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı kıyamete kadar payidar eyle. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Biz bugün bu programı hazırlarken böyle zor olacağını biliyorduk. Ama bizim bunu da yaşamamız gerekiyor. Maalesef bugüne kadar hani çok bir arada toplanma imkanımız olmadı. Daha küçük küçük gruplarla bir araya geliyorduk. Yani insan insana şifadır dedik. Bu tür ortamları ne kadar çok artırırsak o kadar çok birbirimize şifa oluruz diye düşündük. Çünkü dertler paylaşınca azalıyor. Herkes birbirini gördüğü zaman, aynı sıkıntıları yaşayan kardeşini gördüğü zaman daha bir dayanma gücü, daha bir destek buluyor. Allah'ım güç kuvvet versin, sabrımızı artırsın. Yapabileceğimiz tek şey Allah'a yaslanmak, Allah'a dayanmak. Çünkü hani bu tür tesellileri o acıyı yaşamadığı için herkes nasıl vereceğini bilemiyor. Çalışmadığımız yerden sorulmuş oluyor çünkü. O sıkıntıyı yaşayan kişi de ilk defa bununla karşılaştığı için bu hayat içerisinde nasıl tutunacağını şaşırıyor. Ama zaman ilacıdır. Dediğim gibi hani hep Allah sabr-ı cemil nasip etsin diye hep niyaz edilir ya. Bunun sebebi de güzel sabır. Feryat etmeden, Allah'a yaslanarak, ondan geldiğimizi bildiğimiz için tekrar ona gideceğiz. Evlatlarımız, eşlerimiz, çevremizdeki sevdiklerimiz, malımız, mülkümüz hepsi birer emanet. Bir anda insanın nasıl yalnız kalabileceğini 6 Şubat'ta hepimiz gördük. Kıyameti yaşadık. Yani insan gözüyle gördüğümüzde diyebilirdik ki kıyamet böyle bir şey. Ama Allah'ım gerçek kıyamet gününde, mahşerde bize bu çektiğiniz sıkıntıları inşallah kefareti olarak gösterir de kolaylıkla aşarız. Biz ona inanıyoruz. Eğer biz bu sağlam iradeyi, duruşu göstermezsek dünyadaki hiç kimse ya da hiçbir sebep bizim bu acımızı hafifletemez. Bunun bilinciyle inşallah bizler de bundan sonra hayatımıza devam edelim. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Belki de en az söz sahibi olabileceğim bir konu budur benim için. Arkadaşlarımız geldiler, sağ olsunlar. Mersin Milletvekilimiz Sibel Hanım, İstanbul Milletvekilimiz Gülşen Hanım. Yani daha önceden de bu arkadaşlarımız depremde de buradaydılar. Seda Vekilim, Aydın Milletvekilimiz, Edirne Milletvekilimiz, Fatma Hanım, hakeza. Fatma Başkan'ı zaten söylemiyorum. Fatma Betül Başkan'la biz 6 Şubat'tan beri hep birlikte burada olduğumuz için ben Kahramanmaraş'la ilgili herhangi bir program olduğunda yani onu ev sahibi olarak görüyorum. Çünkü onu bize hissettirdi şehir olarak. Pek çok meselede de bize desteklerini hiç esirgemedi. Allah bin kere razı olsun. Bu memleket için böyle çaba sarf eden, bu depremde acıları hafifletmek için çalışan tüm insanlardan, görevlilerden. Şu eksiğimiz olabilir, ben şimdi masaları gezerken bazı annelerimizden sistemler işitiyorum. Kimse gelmedi, karşılaşamadık diye. Ama emin olun bu programları artırmamızın nedeni bu. Bugüne kadar hep hani evimizi düzeltelim, toparlayalım diye uğraşıyorduk. Şehrin çünkü çok ağır yükleri var. Bunları düzeltmek için çabalıyoruz ama hane hane de bir taraftan gezmek için özellikle kadın olmamız hesabıyla bu biraz daha bizim üzerimize vazife. Ama ulaşamıyorsun tabii herkese. İnşallah bu programlarımızın sayısını da bu sebeple hani artırırsak daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla temas sağlarsak sorunlarımızı hep birlikte çözmek için de çaba gayret sarf ederiz. Allah'ım güç kuvvet versin tekrar. Asuman Başkanım'a ben hepinizin huzurunda bir kadın olarak, bir anne olarak da teşekkür etmek istiyorum. Ben bu ortamı çok samimi buluyorum.
Sağ olsunlar, biz ilk kadın kolu başkanlığı görevimizi bir kız isteme edasıyla biz Asuman Başkan'ı aldık. Biraz nazlandı. Çünkü görev büyük, onun yaşadığı sıkıntılar da büyüktü. Ama ben hakkıyla çok güzel ifa ettiğini düşünüyorum. Tekrar huzurunuzda ona da teşekkür ediyorum. Bir program hazırlayacağımız zaman Asuman Başkan'ı arayıp, yani başkanım böyle böyle bir niyetimiz var. Siz bunu yapar mısınız dediğimizde hiç gerisini sormuyor. Programı nasıl yapacağını kendince işte planlıyor, programlıyor arkadaşları, ekip arkadaşlarıyla. Ha, bu da çok önemli. Yani insanlar evde evladıyla bazı şeyleri yapamazken çok güzel bir ekibi var Asuman Başkan'ın. Bir kardeşlik hukuku içerisinde çok güzel bir şekilde hani bizim partimizin de temsiline yakışır bir şekilde görevlerini yapıyorlar. Allah hepinizden razı olsun, güç kuvvet versin. Sizlerin de sabrını artırsın. Bizler de elimizden ne geliyorsa sizler için yapmak için son gayret çarp. Bunu söyleyeyim aslında. Hep Alev Alatlı'dan öğrendik. Rahmetli olduktan sonra bunu daha çok kullanır olduk. Bunu da her gittiğim yerde hemen hemen kullanmak istiyorum. Hep ağzımız alışmış ya, elimizden geleni yapacağız diye. Hayır diyor, yapmanız gerekeni yapacaksınız. İnşallah yapmamız gerekeni yapmış oluruz görevimizin sonunda. Allah'a emanet olun. Öncelikle bu güzel programı yaptığı için Sosyal İşler Genel Başkanlığımızı ve AK Parti İl Başkanlığımızı Kahramanmaraş çok teşekkür ediyorum. Hep sizinle beraber olmak her zaman istedim. Depremde de yanınızdaydım, Allah nasip etti. Pazarcık ilçesinde bütün Ramazan boyunca sizlere hizmet etmeye çalıştım. Ondan önce de gene Antep, Maraş, Hatay'da da çalıştım. Deprem büyük bir felaketti. Yani Gölcük depremini gördük, bir bölge. İzmir'de deprem oldu, bir bölge. Ama bu deprem 11 şehir, köyleriyle, kasabalarıyla, Almanya büyüklüğünde bir deprem. Yani sinemalarda, filmlerde görsek yok artık, bu kadar da olmaz diyeceğimiz bir yıkım. Rabbim hem milletimize hem devletimize ve özellikle içinde yaşadığınız için sizlere yardım etsin. Çok büyük bir imtihan içindesiniz. En büyük imtihan evlat imtihanıdır, onunla sınandınız. Anne baba kardeş imtihanıyla sınandınız. Rabbim yardımcınız olsun. Biz de elimizden gelen her türlü yardımda yanınızdayız. Her zaman Tuğba vekilimde, il teşkilatımızda, genel başkanlığımızda bir telefonun ucundayız. Her ne olursa olsun bizi arayın lütfen, bizden destek isteyin. Her zaman birinci görevimiz sizlere destek olmak. Rabbim yardımcınız olsun. Allah sabır versin. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli Pelin ve Pelesi, değerli annelerim. Ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gözleri yaşlı anneleri görünce inanın duygulanmamak elde değil. Ben de 3 tane evladı olan bir anneyim. Gece yastığa başınızı koyduğunuzda, sabah üstlerini örttüğünüzde onları ertesi sabah hayatta bulamamak, inanın, düşüncesi bile çok ağır. O anlamda ben mazlum coğrafyanın güçlü kadınları olduğunuzu düşünüyorum. Rabbim gücünüze güç katsın. Bugün kıymetli bakanımızın nezdinde Maraş'ta olmaktan onur ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Sizlerin arasında olmak, sizlerle dertlenmek, sizlerin acısına bir nebze de olsa, derdinize sizlerle beraber bu gönül kardeşliğini yapabilmek bizim için inanın çok kıymetli. Sayın Bakanım, o kadar güzel bir iş yapıyorsunuz ki, o kadar değerli bir iş yapıyoruz ki. Biz evet bugün buradayız ama değerli vekillerimiz memleketinize sahip çıkıyor, memleketimize sahip çıkıyor. Rabbim bu acılarla bir daha bizleri karşılaştırmasın. İnşallah sizlerle beraber nice güzel günlerde beraber olmayı diliyorum Rabbimden. Zor günler yaşadık ama kol kola, omuz omuza birlikte açtık o günleri. Bugün de bu mutluluğu birlikte paylaşacağız. Bu acıları bir daha yaşamayacağız Allah nasip ederse. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum.
ama acınız acımızdır, kederiniz kederimizdir, derdiniz derdimizdir. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun inşallah, yüreğinize ferahlık versin inşallah. 6 Şubat depremini bana bir cümleyle anlat deseler, dinmeyen acı olarak tarif ederdim. Kahramanmaraş'ın çok kıymetli, kocaman yürekli anneleri, sizlere Rabbim sabır versin. Kaybettiğimiz evlatlarımızın mekanı cennet olsun inşallah. Bizler sizlere burada ne kadar sözler söylesek de, biliyorum bu acı biz yaşayana kadar kalbimizin bir köşesinde bizimle beraber yaşayacak. Bugün sizlerin dertlerine derman olmaya, belki derman olamayacağız ama ortak olmaya geldik. Çünkü ben de bir anneyim. Benim de 2 tane evladım var. Rabbim sizlere sabır versin. Rabbim cennetinde kavuştursun inşallah evlatlarımızla. Hepinizin anneler gününü kutluyorum. Hepinizin mübarek ellerinden öpüyorum. Rabbim sizlere güç kuvvet versin. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ayrıca Kadın Kolları Başkanımıza ve Sosyal Politikalar Başkanlığımıza da bu programı düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tip afetlerden korusun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz depremin hemen akabinde sağdaydık. Ben Hatay'da kaldım. Arkadaşlarımız çeşitli illerdeydi. Annelerimizle depremde yakınlarını kaybedenlerle sohbet ettik. Herkesin hikayesi ayrı. Herkesin hikayesi de bir o kadar benzer. Hayat nasıl devam edecek? Az önce masada da sohbet ederken bir annemiz dedi ki, hayat devam etmez. Ama hayat devam ediyor. Ama tabii özel günler en zor yaşanıyor. Bugün de yarın da o özel günlerden bir tanesi Anneler Günü. Ben hepinizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Çok acı. Ama evlatlarımızın hasreti, evlatlarımızın sevgisi kalbinizde. Biz inanan insanlarız. Rabbim inşallah sizleri o evlatlarınızla cennetinde kavuşturacak. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere sabırlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakanımıza, emeği geçen herkese bugün bu güzel programda bizleri sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. 6 Şubat 2023. Evlatlarımızı kaybettik. Kardeşlerimizi kaybettik. Evlatlarımızla birlikte annelerimizi de kaybettik. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Rabbimize şükrediyoruz. Burada değerli hocalarımız var. Hiçbir zaman bu millet isyan etmedi. İsyan etmeden acımızı içimize kattık. Biraz önce il başkanımız Gazze'deki annelerden bahsetti. Dünyanın her yerindeki annelerden, bir insanı dünyaya getiren annenin yaşadığı zulüme uğrayan tüm anneleri buradan anıyoruz. Onlara selamlarımızı iletiyoruz. Kutsal bir müessese. Annesi olmayan kabristan başında belki gidebilirse orada annesini anacak veya evinde dualarla anacak. Sizler evlatlarınızın acısıyla bir ömür boyu yaşayacağız. Ama her an ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada yaşamaya devam etmemiz, çalışmamız lazım. Birbirimize sarılmamız lazım, güç almamız lazım. Bize iletilen, ben de bu vesileyle tekrardan değerli bakanıma da iletmiş olayım. Maalesef ister istemez kimsesizler mezarına defnedilen kardeşlerimiz var. DNA eşleşmesi ve yakınlarını bulamayanlar, evlatlarını ya da annelerini bulamayanlar da vardır. Geçtiğimiz haftalarda çok yakinen tanıdığımız, kamuda görev yapan bir kardeşimizin mezarı kimsesizler mezarlığında bulundu. Tekrar ailesine teslim edildi. Umudumuz odur ki inşallah tüm vefat eden kardeşlerimiz evlatlarını ve annelerinin mezarlarının başında olabilsin en azından. Tabii bu büyük bir afet, büyük bir yıkım. Bununla ilgili mücadele devam ediyor. Ellerinizden öpüyorum. Bir erkek olarak anneliği hissedemeyiz, göremeyiz. Ama ben
teşkilatlarda aldığım görev boyunca hep şunu söyledim. Bizleri geri planda taşıyan, ileriye taşıyan evde bir hanımefendi var. Bir anne var. Her ne kadar erkekler de evde kadın kollarını bekleseler de ama bir annenin gayreti, çalışması teşkilatta da önemli. Eve gittiği zaman akşam yemek yapacak o annemiz. Teşkilatta da görev alsa. Dolayısıyla yükünüz ağır. Bu yükü anlamakta zorlansak da anlamaya gayret etmemiz gerekiyor. Bu vesileyle biz sizlerin bir evladı olarak, bir kardeşi olarak bizi onların yerine koyun. Ne gerekiyorsa onu yapalım diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım, çok değerli il başkanım, milletvekillerimiz, çok değerli annelerimiz, hanımefendiler, öncelikle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sayın Bakanıma, il başkanlığımıza, kadın kolları başkanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bugün annelerimizle buluşturdukları için. Gerçekten bu toplantı çok anlamlı bir toplantı. Adeta bizi bu memleketin çocukları olarak hiçbirimiz o gün böyle bir geceyle karşılaşacağımızı, böyle bir sabah uyanacağımızı bilmiyorduk. Tabii sonrasında yaşadığımız şeylerle nasıl toparlanacağımızı bu şehrin evlatları olarak hiçbir fikrimiz yoktu. Ama Allah'a şükürler olsun. Bu memleket daha önce de bu tür imtihanlardan geçmişti. Bu tür imtihanları yaşayan, bu tür imtihanların altından birlik ve beraberliğiyle Allah'a şükür birbirine sarılmasıyla altından kalkabilen bir memleketti. Biz bundan 100 yıl önce de analarımızla, babalarımızla, amcalarımızla, çocuklarıyla büyük bir mücadelenin sonucunda özgürlüğünü kendi kendine kazanmış bir milletin evlatlarıyız. Kendi kendine özgürlüğünü kazanmış bir şehrin evlatlarıyız. O yüzden bu acıların üstesinden nasıl gelineceğini diğer coğrafyalara göre daha iyi bilen bir milletiz. Bu acının üstesinden gelinmez, bu acının altından kalkılması gerçekten zor. Bunun sadece ve sadece tek bir yolu var. Bugün gözyaşlarımızı beraber akıttığımız bu masalarda ancak birbirimize sarılarak bu acılarımızı hafifletebiliyoruz. İnşallah bundan sonra da bu acılarımızı birbirimize sarılarak hafifletmeye çalışacağız. 6 Şubat bize çok şey öğretti. Gerçekten belki de çok şey görmemize rağmen böyle yutkunmamız gerektiğini, çok şey yaşamamıza rağmen bazen susmamız gerektiğini bize öğretti. Tabi bu hayat, bu dünya hayatı gelip geçici bir imtihan dünyası. Hepimiz bir imtihanın içerisinden geçiyoruz. Bizler de belki bu şehrin evlatları olarak bu imtihanın en zorlarından birini yaşadık. Rabbim hiçbir bu acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Ama dediğim gibi bu coğrafyada, bu şehirde 6 Şubat'ta her birimiz canlarımızı kaybettik. Yakınlarımızı kaybettik. Bakıyorum şöyle. Kiminle karşılaşırsak karşılaşalım, kimse yok ki bir yakınını kaybetmemiş olsun. Bir arkadaşını, bir dostunu, evladını, annesini, babasını kaybetmemiş olsun. Herkes ailesinden mutlaka birilerini kaybetti. Anılarını beraber yaşadığı birilerini kaybetti. Ama Allah'ın izniyle bizler beraber birbirimize sarılacağız. Şehrimizi bir taraftan bundan sonraki nesillere, bizden sonraki gelecek evlatlarımıza, canlarımıza, çocuklarımıza daha iyi bir şehir haline getireceğiz. Ve aynı zamanda psikolojilerimizi birbirimize sarılarak inşallah bu acıyı hafifletmeye çalışacağız. Tabii şunu da mutlaka söylemeden geçemeyeceğim. Bu aziz millet bizim yanımızda oldu. Hangi şehirden olursa olsun, hangi coğrafyadan olursa olsun Allah'a şükür 6 Şubat'ın hemen akabinde buradaydılar. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Onlardan biri de Sayın Bakanımdı. Sağ olsun o günden bugüne bizi hiç yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin her bir kurumu sanki yanı başında gerçekleşmiş gibi deprem aynı hassasiyetle hep yanımızda oldular. Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimizin tüm organlarına
ve bu hassasiyeti gösteren her bir kişiye çok çok teşekkür ediyoruz. Merak etmeyin, Allah'ın izniyle bizler güçlü bir şehrin evlatlarıyız. Beraber bir araya gelerek birbirimize sarılarak bu acıyı da hafifleteceğiz. Bu acıların da altından kalkacağız, üstesinden geleceğiz diyorum. Annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Hepiniz kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun inşallah. Sözlerimin hemen başında sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin selamlarını iletmek isterim. Böyle anlamlı bir günde sizlerle bir arada olmak gerçekten bizim için büyük mutluluk verici. Asuman Başkanım o kadar duygusal ve içten yaşayarak bir konuşma yaptı. Masada sağımda ve solumda oturan hanım kardeşlerim, Hatice kardeşim beni o kadar duygulandırdı ki, yani aslında bu kürsüden kelimelerin hiçbirinin o gün yaşanan, o günden bu yana yaşanan acıları ifade etmeye yeteceğini düşünmüyorum. Bir annenin kucağında vefat eden evladıyla birlikte günlerce kurtarılmayı beklediği bir depremde gerçekten sözler kifayetsiz kalıyor. Ama o gün Hatice kardeşim, inan ki bütün Türkiye buradaydı. Bütün Türkiye tüm imkanlarıyla enkaz altındaki sizin gibi kardeşlerimizi kurtarmak için seferber olmuştu. Hatta sadece Türkiye değil, gönül coğrafyamızdan da arama kurtarma ekipleri Azerbaycan'dan, farklı ülkelerden buradaydı. Ben depremin ilk günü yola çıktığımda bindiğim uçakta Azerbaycan'dan arama kurtarma ekipleri vardı. Farklı ülkelerden arama kurtarma ekipleri vardı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden buraya ulaşmak üzere seferber olmuş arama kurtarma ekipleri vardı. Ve öyle bir deprem yaşadık ki o gün bindiğim uçak Kahramanmaraş Havalimanı'na inemedi, Elazığ'a gitti. Ve biz o uçağı gerisin geriye buraya indirtmek için bir saat mücadele ettik. Sizler için ve buradaki Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz için. Çok büyük bir acıyı yaşadık. Allah bize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın diyorum. Deprem öncesi de Maraş'a sık sık gelip giderdik. Deprem oldu, bir ay burada kaldık Tuğba Vekilim'le birlikte. Bir ay boyunca Fırat Başkanım, o zaman il başkanımızdı, teşkilatımızla birlikte seferber olduk. Maraşlı kardeşlerimizin yaralarını sarmak için tek yürek olduk. Ben inanıyorum ki Maraş'ımızın güçlü, iradeli, sağlam duruşuyla her zaman her zorluğun üstesinden gelmiş insanları bu zorluğun da üstesinden gelecek. Kolay değil. Çünkü acımız hala çok taze. Bir anne olarak evlat kaybetmenin acısını şu an ben inanın tahayyül bile edemiyorum. Onu ancak Asuman Başkanım yaşadığı için sizinle dertleşiyor ve paylaşıyor. Ama biz de bugün kadın vekillerimizle buraya geldik ki sizin yanınızda olalım. Asla yalnız olmadığınızı ve sizin derdinizle dertlenen bu ülkenin farklı şehirlerinden kadınlar olduğunu da bilmenizi istiyoruz. Gönlü sizlerle atan, yüreği sizler için dua eden bu Anneler Günü'nde Türkiye'nin 81 ilinde teşkilatlarımız, milletvekillerimiz var ve onlar sizin bu acınızı paylaşmak için buradalar. Ben tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Fırat Başkanım, buradaki annelerimizin, Maraş'taki kadınlarımızın bir taraftan şehrimizi imar ve inşa ederken psikolojik olarak da rehabilitasyonu için bir seferberlik halinde çalıştığınızı biliyorum. Bu çalışmaların birebir ev ziyaretleriyle inşallah önümüzdeki dönemde artmasının da bir hekim olarak da faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii yaz süreci uzunca bir süreç. Onun yaşanması gerekiyor. İlk başta insanın kendi kendine de geçirmesi gereken bir dönem var. Kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız. Benim masamda TOKİ'den gelen kardeşlerimiz vardı. Anahtar teslimleri yapılıyor, yapılmaya devam edilecek bir taraftan. Hem şehrimizi
imar ve ihya edeceğiz inşallah. Hem de sizlerin yaralarını, manevi yaralarımızı sarmak için de seferberlik halinde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Depremin ilk anından itibaren, 6 Şubat'ın ilk saniyelerinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kriz masası kuruldu. Ve o günden bugüne de Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurum ve kuruluşları çok titiz bir şekilde sizin dertlerinize çare olmak için çalışıyor. İnanın ben Ankara'da AK Parti'nin Sosyal Politikalar Başkanı olarak şunu ifade etmek istiyorum. Tuğba Köksal vekilimiz benim yardımcım. Her konuşmasında mutlaka Maraş'ın sıkıntılarına çözümle ilgili bir irade ortaya koyma var. Tuğba Hanım'la konuştuğumuz her saniye, her dakika bizim gündemimiz Maraş. Bunu bilin, sizin dertlerinizle gerçekten Ankara'da yakından ilgilenen, takip eden, başta benim yardımcım Tuğba Köksal olmak üzere 5 milletvekiliniz var. AK Parti'nin il başkanlığı var, Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Sık sık Ankara'da Maraş'ın sorunlarını çözmek için irade ortaya koyuyorlar ve gecelerini gündüzlerine katarak adeta çalışıyorlar. Ben dayanışmamızın, birliğimizin, beraberliğimizin her zaman daim olmasıyla aşamayacağımız sorun olmadığına inanıyorum. Bizleri yıldırmaya çalışanlara inat, biz milletimizle hep el ele, gönül gönüle yürüyen bir anlayışız. Hiç kimsenin de ne Maraş'ın ne başka bir yerin huzurunu bozmasına da izin vermeyeceğiz. Depremde vatandaşımızın yanında olmayanlar ara ara kışkırtma, provokasyon girişiminde bulunuyorlar. Lütfen onlara da siz de geçit vermeyin. Çünkü biz biliyoruz, milletimizin vicdanı biliyor. Depremde hem devletimiz hem 85 milyon Türk milletinin yüreği bu bölgeyle birlikte çarptı. Sizin için hala 85 milyon yüreği atıyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. İnşallah milletimizin feraseti, basireti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Maraş'ımızı eskisinden daha huzurlu bir şehir haline getireceğiz. Kayıplarımız için, ki biliyoruz depremde kaybettiklerimiz şehit hükmündedir. Şehitlerimizle Rabbim sizleri cennetinde kavuştursun diyoruz. Evlatlarınız zaten birer melek. Büyüklerimiz de büyüklerden kayıplarımız da şehit hükmünde. Sizlere şefaatçi olsunlar ve Rabbim inşallah sizleri cennetinde kavuştursun diyorum. Şunu bilin, evlatlarını kaybeden anneler olarak yalnız değilsiniz. Yanınızda başta Asuman Başkanımız, ki o da sizin gibi iki evladını kaybetmiş bir anne olmak üzere bizler varız. Yine burada depremde annesini kaybetmiş evlatlarımız var. Şimdi buradan çıkacağız teşkilatımızla. Depremde annesini kaybetmiş evlatlarımızı ziyarete gideceğiz. O evlatlarımız da asla ve asla yalnız değil. Devletimiz, AK Partimiz her zaman onların yanında. Asla yalnız olmayacaklar. Biz bu buluşmayı niçin düzenledik? Asuman Başkanım çok güzel ifade etti ama ruhen birbirimize iyi gelmek için bu buluşmayı düzenledik. Manen birbirimize iyi gelmek için bu buluşmayı düzenledik. İnanın bir insan için insan olduğunu hissettiren şey bir başkasının derdiyle dertlenme, bir başkasının acısıyla gözyaşı dökebilme. Ben az önce Hatice Hanım'ın anlattıkları karşısında gözyaşlarıma hakim olamadım. Gerçekten bir insanın kendini en iyi hissettiği an bence bir başka insana yardım ettiği an. Ben kendi siyasi hayatımda da ne zamanki bir insana faydalı bir iş yapıyorum, kendimi huzurlu ve gerçekten mutlu hissettiğimi düşünüyorum. Onun için buradayız, sizlere destek olmak için buradayız. Rabbim inşallah acılarınızı hafifletsin, evlatlarınız da sizleri cennetinde kavuştursun diyorum. Birbirimize dua etmeyi ihmal etmeyelim. Biz de sizlerden dua istiyoruz. Devletimiz elinden gelen her şeyin en iyisini yapacak. Allah'ın izniyle yaraları hep birlikte saracağız.
iyi niyet, dua bu arada ve dayanışmamız da inşallah daim olsun. Tekrar depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Maraşlılar ve aslında genel olarak milletimiz nerede bir zulüm varsa o zulmün hep karşısında olmuş bir milletiz. Filistin'de de katledilen annelerimizi, çocuklarımızı bir kez daha rahmetle yad etmek istiyorum. Rabbimden hepimiz için ferahlık, huzur ve sağlık diliyorum. Ve inşallah merhamet ve ferasetle bu zorlukları da aşmayı diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor diye bir söz var, evet. Ama bence bu ateş paylaşıldıkça da azalıyor. Şunu unutmayın, acımız bir, yaralarımız bir. Hep birlikte bu yaraları zaman içerisinde saracağız. Daha henüz sadece bir sene oldu. Zaman içerisinde bu yaraları hep birlikte saracağız inşallah. Ben sizleri, hepinizi bir kez daha bu duygularla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ve aranızda olduğum için gerçekten bugün çok kendimi mutlu hissediyorum. Anneler gününde sizin gibi annelerle, yüreği hala acıyla dolu annelerle geçirmek, acınızı paylaşmak bizim için de gerçekten büyük bir vesile oldu. Teşekkür ediyorum her birinize, davetimize icabet ettiğiniz için. Maraş'ın bir fahri evladı olmuş gibiyim. Çünkü depremde bir ay Maraş'ta kaldım. Ondan sonra da türlü vesilelerle Maraş'a geldik. Şunu ifade etmek istiyorum son söz olarak. Gerçekten ben hayatımda Maraşlı insanlar kadar yüreği geniş, Maraşlı insanlar kadar kalbi güzel insan tanımadım. İmanınız, özellikle imanı bütün insanlar yaşıyor Maraş'ta. Ferasetiniz ve Allah'ın izniyle de Rabbimin vereceği gönül genişliğiyle inşallah bu zor zamanları da hep birlikte aşacağız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.